Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, möchten fiili. Möchten fiiline baktığımızda arkadaşlar, möchten istemek anlamındadır ve tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi bir fonksiyon taşımaktadırlar. Ne demek istediğimi gelin size anlatayım. Dilerseniz öncelikle arkadaşlar möchten'i bir çekimleyelim. Ben bir defa möchten ne anlama geliyor onu da söyleyelim. Möchten arkadaşlar istemek demek. Ben istiyorum diyecek olursak arkadaşlar ich möchte demem gerekiyor. Demek ki ben istiyorum dediğimde ne diyecekmişiz? Ich möchte. Sen istiyorsun derken arkadaşlar du möchtest. Demek ki ben istiyorum dediğimde ich möchte, sen istiyorsun du möchtest şeklinde yorumlanıyor. Er, sie, es. Evet, er, sie, es neydi arkadaşlar? Üçüncü tekildeki yapılar için kullanılıyordu. Er, eril yani erkeklerde ya da der artikelli durumlarda, sie kadınlarda ya da die ile ilgili olan artikeli die olan artık durumlarda sie. Es de neydi arkadaşlar? Das artikelli durumlarda o şeklinde ne yapmış oluyoruz? Adres göstermiş oluyoruz. O istiyor derken demek ki o istiyor, bu bir erkekse eğer, er möchte ya da bir kadını kastediyorsak, sie möchte ya da das'la ilgili bir durumsa bu ne olabilir? Das Kind örneğinden gidecek olursak, çocuk istiyor derken es möchte şeklinde yorumlanıyormuş. Demek ki bu her üçü de nasıl yorumlanıyor arkadaşlar? Möchte şeklinde yorumlanıyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar, er, sie, es ve ich yapıları aynı şekilde çekimleniyor. Tıpkı diğer modal fiillerde olduğu gibi arkadaşlar. Demek ki ben ich möchte ya da er, sie, es ne yapıyormuşum? Möchte demiş oluyormuşum. Buradaki o sonlandırıcılara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Peki biz istiyoruz diyecek olursak ne diyeceğiz? Wir möchten. Demek ki biz istiyoruz. Wir möchten anlamındaymış. Ihr neydi arkadaşlar? Karşımda bir grup insan varsa, iki ve daha fazla insan varsa, siz istiyorsunuz diye ben onlara hitap ediyorsam ne diyeceğim? Ihr möchtet diyeceğim. Bakın buraya dikkat. Ihr möchtet. Siz istiyorsunuz demiş oluyorum. Sie möchten. Evet. Sie neydi arkadaşlar? Cümlenin içerisinde sie ilk harf büyük yazılıyorsa şayet bu nezaket formu yani ya da saygı formu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Bu saygı nezaketten neyi kastediyor olabilirim? Yeni tanıştığım birisi olabilir. Bu benim amirim, müdürüm, öğretmenim. Ya da işte az önce söylediğim gibi yeni tanıştığım birisi ise yani benden şey olarak rütbe olarak büyükse ya da işte müdürümse dediğim gibi bunu zi olarak ifade etmiş oluyorum. Bir diğer anlamı daha var ki o da onlar demek oluyor ki bu da üçüncü çoğul kapsamında. Şimdi burada arkadaşlar büyük olasılıkla aklınıza şöyle bir soru uyanabilir. Şunu sorabilirsiniz. Hocam burada zi'den kasıt saygı formu mu yoksa onlar mı? Nereden anlayacağız? Çok kolay. Cümlenin içerisinde eğer bu zaten vücut diliyle anlaşılıyor olacaktır. Ya da bir önceki cümleye bakacağım. Eğer konuştuğu kişi bir grup insansa, onları kastediyorsa nedir buradaki zi? Onlardır. Ya da işte karşımdaki birisi ise bu nezaket formudur şeklinde anlamam gerekiyor. Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Onun ardından cümlelerle bir pekiştirelim. Benim ardımdan tekrarlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hazırsanız tekrarlayalım. Ich möchte. Ich möchte. Du möchtest. Du möchtest. Er möchte. Sie möchte. Es möchte. Wir möchten. Wir möchten. Ihr möchtet. Ihr möchtet. Sie möchten. Sie
Meşten. Şimdi de arkadaşlar bunları cümlelerle bir anlamlandıralım. Ben ekmek yemek istiyorum diyecek olursam, ekmek arkadaşlar brot. Şimdi ben ekmek yemek istiyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich möchte Brot essen. Demek ki Brot neymiş? Artikeli de var. Das Brot. Ancak burada genel anlamda söylüyorsam ne yapmış oluyorum? Canım ekmek yemek istiyor demiş oluyorum. Cümlenin içerisinde buna dikkat edelim arkadaşlar. Artikel varsa o zaman belli başlı bir şeyi kastetmiş oluyorum. Söz gelimi burada bir ekmek varsa ve ben de diyorsam ki eğer bu ekmeği yemek istiyorum ve elimle gösteriyorsam, parmakla gösteriyorsam bu ekmeği yemek istiyorum. O zaman ne diyeceğim? Ich möchte das Brot essen diyeceğim. Ancak burada bir söz gelimi çorba yiyorumdur ve diyorumdur ki çorba içiyorumdur. Aslında Almanca'da da çorba yenir. Zamanı geldiğinde bunları zaten anlayacağız arkadaşlar. Bunları görüyor olacağız. Burada demek ki diyelim ki ben çorba içiyorumdur ve canım bununla beraber ne istiyordur? Ekmek istiyordur. Dolayısıyla ekmek istiyorum, ekmek de yemek istiyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich möchte Brot essen. Ekmek yemek istiyorum anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Du möchtest Wasser trinken. Das Wasser, su. Trinken neydi? İçmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla sen su içmek istiyorsun derken sen su içmek istiyorsun demek ki du möchtest Wasser trinken demekmiş. Demek ki ich möchte Brot essen, ben ekmek yemek istiyorum demekken du möchtest Wasser trinken ne demekmiş arkadaşlar? Sen su içmek istiyorsun demiş oluyoruz. Bakın burada da bir genel anlamda değil mi? Su olsun da hangi marka olursa olsun, isterse çeşmeden olsun, isterse işte A markası, B markası hiç fark etmez. Su içmek istiyorum. İstiyorsun. Değil mi? O zaman ne olacak bu? Du möchtest Wasser trinken şeklinde yorumlanacak. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Er bir erkek, sie bir kadın, is das artikelli bir kişi değil mi? Möchte Pizza essen. Bu da zaten anlaşılır, bariz bir isim. Pizza. Pizza yemek istiyor. O pizza yemek istiyor. Dolayısıyla er möchte Pizza essen denildiğinde er möchte Pizza essen demek ki bu bir erkek. O ne yapmak istiyor arkadaşlar? Pizza yemek istiyor. Şunu da unutmayalım. Daha önceden de söylemiştim. Almanca'da bir cinsiyetçilik var arkadaşlar. Güzel Türkçemizde öyle bir durum yok. Ne yapıyoruz? O deyip işin içinden çıkıyoruz, öyle değil mi? Ancak burada Almanca'da durum böyle değil. Aslında Avrupa dil ailesinde böyle. Mutlaka bir cinsiyetçilik var arkadaşlar. Demek ki o'dan kasıt kim? Bir erkek mi? Yoksa bir kadın mı? Dolayısıyla eğer denildiğinde ne anlamalıyız arkadaşlar? O bir erkek. Ne yapmak istiyor? Pizza yemek istiyor demiş oluyoruz. Er möchte Pizza essen. Peki bu bir kadınsa sie möchte Pizza essen. O pizza yemek istiyor demiş oluyoruz. Es möchte Pizza essen. Evet, das artikelli bir durum. Ben az önce söylemiş olduğum gibi bunun için işte das artikelli durum için ne olabilir bu? Söz konusu das Kind olabilir arkadaşlar. Yani çocuk. Das Kind möchte Pizza essen. Çocuk pizza yemek istiyor denildiğinde es möchte Pizza essen şeklinde de yorumlanabilir. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Wir möchten, wir neydi? Biz demekti değil mi? Wir möchten, biz istiyoruz. Ne istiyoruz? Tennis spielen. Evet, anlaşılır, bariz bir isim değil mi? Ne yapmak istiyoruz? Tenis oynamak istiyoruz dediğimizde demek ki wir möchten Tennis spielen demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Ihr möchtet in Antalya schwimmen. Schwimmen yüzmek demek arkadaşlar. Dolayısıyla karşımdaki bir grup insanı kastediyorsam sizler Antalya'da yüzmek istiyorsunuz dediğimizde ne diyecekmişiz? Ihr möchtet in Antalya schwimmen diyecekmişiz. Fark ettiyseniz arkadaşlar en baştaki cümleden bu yana ben ne yapıyorum arkadaşlar? Asıl fiilimi mazhar halde ve cümlenin sonuna atmış oluyorum. Öyle değil mi? Bakın burada asıl fiilim neydi? Yemek yemek, essen. Ne yapmış oldum? Bunu çekimlemedim. C-
cümlenin sonuna attım. Burada du möchtest Wasser trinken, sen su içmek istiyorsun. Buradaki asıl fiilim su içmek, içmek. Dolayısıyla trinken ne oldu, çekimlenmedi. Nereye attım? Cümlenin sonuna attım. Asıl neyi çekimlemiş oldum? Möchten'i çekimlemiş oldum. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Ne anlamalıyım arkadaşlar? Cümlenin içerisinde bir modal fiil ya da möchten fiili varsa ne yapıyormuşum bunu? Fiil gibi çekimliyorum ve asıl fiilim nereye gidiyormuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gidiyor ve mastar halde kalıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Ihr möchtet in Antalya schwimmen. Evet, bakın burada asıl fiilim schwimmen ihr'e göre çekimlenmiş olsaydı ne olurdu? Ihr schwimmt olurdu. Halbuki burada asıl neyi çekimlemiş oluyorum? Möchten'i çekimlemiş olduğumdan dolayı ne oluyor? Ihr möchtet şeklinde yorumlanıyor. Siz ne istiyorsunuz? Sizler, karşımda bir grup insan var. Diyorum ki sizler Antalya'da ne yapmak istiyorsunuz? Yüzmek istiyorsunuz. Dolayısıyla Ihr möchtet in Antalya schwimmen demiş oluyoruz. Ve sonraki cümleye baktığımızda Sie möchten Kaffee trinken. Evet, Kaffee anlaşılır üzere. Ne demek arkadaşlar? Kahve. Trinken az önce gördük. Siz bu ne olabilir? Nezaket formu olabilir. Siz kahve içmek istiyorsunuz ya da onlar kahve içmek istiyorlar şeklinde ne diyeceğiz? Sie möchten Kaffee trinken şeklinde yorumlanmış oluyor, değil mi? Evet. Ve şimdi arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı acaba soru şeklinde sorsaydık. Onlar diyelim ki onlar tenis oynamak istiyorlar mı diye sorsaydık ne olurdu? Bir inceleyelim. Bakın burada möchtet ihr tennis spielen? Bakın ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin başına fiil geldiğinde ne oluyordu? Soru cümlesi oluyordu. Dolayısıyla burada möchten ile başlıyorsa ne oluyor arkadaşlar? Bu bir soru cümlesine gidiyor. Dolayısıyla sizler tenis oynamak istiyor musunuz? Sorusunun karşılığı ne olacak? İki alternatifim var. Evet ya da hayır. Ya, nein. İkisinden birisi. Dolayısıyla siz tenis oynamak istiyor musunuz diye sorduğumda möchtet ihr tennis spielen? Ne yapmış oldum arkadaşlar? Spielen asıl fiilim oynamak. Ne oldu? Gene olması gereken yerde, yani nerede? Cümlenin sonunda ve mastar halde hemen ardından ne yapıyorum? Soru işaretini koyuyorum ve diyorum ki möchtet ihr tennis spielen? Siz tenis oynamak istiyor musunuz? Evet, biz tenis oynamak istiyoruz. Ne diyeceğim arkadaşlar? Ya, wir möchten tennis spielen. Evet, biz tenis oynamak istiyoruz. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Gene olağan bir şekilde özlemden sonra ne yapmış oldum? Möchten gelmiş oldu. Dolayısıyla wir möchten tennis spielen demiş oldum. Tek bir farkla cümlenin başına ne yapmış oldum? Ya, evet. Değil mi? Bunu getirmiş oldum. Bir onaylama var. Evet, biz tenis oynamak istiyoruz demiş oluyorum ve bunu ne yapıyorum? Onaylamış oluyorum. Onaylamadığımda hayır dediğimde ne diyeceğim? Nein diyeceğim ve bununla birlikte şimdi olumsuz bir cümle olduğundan ne olacak bakalım? Nein, wir möchten nicht tennis spielen. Bakın olumsuz olduğundan dolayı ne yaptım? Nicht olumsuzluğunu getirdim. Dolayısıyla hayır, biz tenis oynamak istemiyoruz. Değil mi? Bakın burada bir olumsuzluk oldu. İki olumsuzluk var aslında. Birisi hayır, nein ve nicht olumsuzluğu. Dolayısıyla nein, wir möchten nicht tennis spielen dediğimde hayır, biz tenis oynamak istemiyoruz demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ich möchte Brot essen. Ich möchte Brot essen. Du möchtest Wasser trinken. Du möchtest Wasser trinken. Er möchte Pizza essen. Sie möchte Pizza essen. Es möchte Pizza essen. Wir möchten Tennis spielen. Wir möchten Tennis spielen. Ihr möchtet in Antalya schwimmen. Ihr möchtet in Antalya schwimmen.
Sie möchten Kaffee trinken. Sie möchten Kaffee trinken. Möchtet ihr Tennis spielen? Möchtet ihr Tennis spielen? Ja, wir möchten Tennis spielen. Ja, wir möchten Tennis spielen. Nein, wir möchten nicht Tennis spielen. Nein, wir möchten nicht Tennis spielen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde möchten fiilini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.